Evet canlar dostlar merhaba ben Cem Kervan. Bu hafta Sessiz Kaldı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa yakalandıktan sonra mahkememsi, duruşmamsı bir toplantıya götürüldü. Tabii apar topar toplanan gece yarısı hatta yani maksatları adalet, hukuk dağıtmak değil tabii. Hukuku guguk yaptılar. Sadece bir an evvel İsa'yı öldürmek istediler, idam ettirmek istediler. Onun için yani yalancı şahitler bilmem ne öyle bir dediğim gibi işte duruşmamsı bir toplantı yaptılar. Okuyorum içeride başlıca imamlar, o dönemin imamları tabii yani İsa'nın dönemindeki Yahudi imamlar. Ve yüksek meclis üyelerinin hepsi İsa'ya ölüm cezası verip idam edebilmek için yalancı şahitlik yoluyla onu suçlamaya çalışıyorlardı. Yalancı şahit olmaya razı bir sürü kişi buldukları halde istedikleri cezayı gerektiren bir suç bulamadılar. Önünde sonunda iki adam ortaya çıktı ve şöyle dedi. Bu adam... Ben Allah'ın Beytülmakdis'ini imha edebilirim ve 3 gün içinde de yeniden inşa edebilirim dedi. Başimam ayağa kalkıp İsa'ya bu ağır suçlamaya karşı kendini savunmayacak mısın hiç? Sana karşı şahitlik eden bu adamlar neler diyor baksana diye sordu. İsa ise sessiz kaldı. Aslında İsa bu şeylerin olacağını önceden biliyordu ama razıydı. Bizim yerimize ölmeye razıydı, kurban olmaya razıydı. Seve seve kurban oldu zaten bizim yerimize, bizim günahlarımızı kaldırmak için. Her neyse deyişi bir çalayım size. Şahit bulup topladılar. Asılsız boş suçlamalar sundular. İsa'ya ölüm cezası verdiler. Yine İsa ruhuyla sessiz kaldı. İsa'ya ölüm cezası verdiler. Yine İsa ruhuyla sessiz kaldı. Yıkarım hakkın mabedini. 3 günde yeniden yaparım dedi. Diye şahı suçladılar ise de yine İsa ruhuyla sessiz kaldı. Diye şahı suçladılar ise de yine İsa ruhuyla sessiz kaldı.
asılsız suçlamalara cevap vermek, gereksiz yalanlara, her türlü suçlamaya, iftiraya. Yine İsa'm ruhuna sessiz kaldı. Her türlü suçlamaya, iftiraya. Yine İsa'm ruhuna sessiz kaldı. Evet, İsa sessiz kaldı. Kurbanlık bir koç veya koyun veya kuzuyu canlandırın kafanızda. Nasıl kurban olarak kesilmeye, tığlanmaya götürülürken sessiz, sedasız ise, İsa da o şekilde sessiz, sedasız, tamam, razıyım, kurban olacağım. Hatta seve seve, sadece razı değil, seve seve bizim yerimize kurban oldu. Bütün günahlarımızı kaldırdı ki affedebilelim. Bütün günahlarımızdan affedebilelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.